Gençler merhaba. Bu videoda çocuk koruma ve bakım bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bu bölümün iş tanımıyla başlayalım. Çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, sevgi evleri gibi çeşitli kurum veya kuruluşlarda çalışabilecek, korunmaya muhtaç çocukları her yönüyle eğitebilecek ve onların beslenme, barınma ve bakım ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap verecek elemanlar yetiştiren 2 yıllık ön lisans bölümüdür. Güzel. İş olanakları. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Teşkilatı, hastaneler, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, sevgi evleri, sivil toplum örgütleri, mülteci merkezleri, yetiştirme yurtlarında çalışabilirler. Evet, gayet güzel. Üniversite taban puanları. Hocam bu kadar üniversitede var ki çok bölüm çok fazla üniversitede olduğu için çok yok diye bu şekilde aldım. Görüntüyü aldım. En yüksek puan ile alın üniversite Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmuş. 266 puan 746 bin sıralama. En düşük puan ile alan devlet üniversitesi ise Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi olmuş. 217 puan, 1 milyon 327 bin sıralama. Kontenjanı dolmayan üniversite %50 indirim, yani devlet üniversitelerinin hepsinin kontenjanı dolmuş. Evet. Zaten fazla da kontenjan yok Evet. gördüğüm kadarıyla. Şöyle. Evet. Hocam KPSS ataması yok. DGS olarak ise çocuk gelişim ve okul öncesi öğretmenliği bölümlerine geçiş hakkı tanınıyor. Güzel. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Teşkilatı'na KPSS ataması yoksa nasıl alıyorlar? Açıktan Aç, alıyorlar bunu da mı açıklanıyorlar? herhalde. Olabilir. Evet, ilginç. Hocam. Bu bölümün bence güzel bir bölüm. Niye güzel bir bölüm? Bir kere çok fazla şeyi yok. Mezunu. Mezunu yok. Artı çocuk koruma ve bakımı diye direkt giriyorsun. Neydi Evet. o bizim ana sınıfı? Neydi? Çocuk gelişimi. Çocuk gelişimi. Şimdi arkadaşlar, çocuk gelişimi bölümü Türkiye'de en tanınan bölümlerden bir tanesi. Ben de görev yaptığım okullarda çocuk gelişimi bölümü vardı. Ya ne varsa çocuk gelişimi. Bir de şimdi bakıyorum YouTube'da bu meslek tanıtımlarına çıkıyorlar çocuk gelişimi içeriği. Ben çocukları çok seviyorum falan. Ya arkadaş çocukları seviyorsan al sana çok güzel bir bölüm. Hatta bu çocuklar da muhtaç çocuklar. Evet. Gerçekten muhtaç. Yani ebeveynlerinden yoksun çocuklar. Yani çocuk gelişimi ziyade al çocuk koruma bölümünü oku. Daha faydalı olursun. Ne diyeyim? Daha idealist bir yaklaşım bence. Benim fikrim. Bu bölümün devlet kapısında KPSS ile iş olanağı Şimdilik yokmuş yok. gibi görünse de bence kesinlikle olacaktır Hocam bunun önümüzdeki sebebi de şu dönemde. olabilir. Mesela sevgi evlerini araştırdım özellikle veya çocuk evleri, çocuk destek merkezleri nasıl iş alımı gerçekleştiriyor diye araştırdım. Forumlara falan okudum orada çalışan kişileri. Şu şekilde siz bölümü bitiriyorsunuz. Oralarda çalışmak için bir kere bu bölüm mezunu olmak şart. Yani Evet. çocuk koruma ve bakımı diplomanız olması gerekiyor. Başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yaptığınızda bir aylık bir deneme süresini alınıyorsunuz ki bu vardiyalı bir sistem. Yani gündüz geldiğiniz zaman oluyor, gece geldiğiniz zaman oluyor ve tam gün Tabii kaldığınız canım zaman o da oluyor. merkezde direkt kalıyorsun sen. Evet. Sabah gidip akşam dönmüyorsun. Ve bu süreçte Yatılı kalıyorsun. çocuklarla ilişki gözetiliyor. Yani KPSS Bir nevi puanından ziyade ebeveynleri oluyorsun sen. evet, KPSS puanından ziyade çocukla ilişki gözetiliyor ve çocukla ilişkinin iyi olması durumunda, memnun kalınması durumunda şey yapılıyor, sözleşme yapılıyor. Tamam. Bu Gayet şekilde. de güzel bir Evet, bence. iş yani Şeye göre çok de çok işsiz iyi ya. kaldım gibi yorum görmedim. Genelde çalışılabilmiş, iş Yani bulunabilmiş. bir de şeye göre de güzel bir bölüm. Bak TYT puanı neydi bunun? Evet, çok şey Yani çok değil, yüksek yüksek değil. değil yani. Bu sıralamalardaki arkadaşlar tercih edebilir. Kesinlikle tercih eder. Bence de işsiz Ama kalınacak bir bölüm. çocuklarla da ilişkisi iyi olan kişiler tercih Tabii ki etsin ya. Bir de yani. orada şimdi Allah'ın gücüne gitmesin. Yani tipin de biraz düzgün olması lazım. Yani ben her zaman söylüyorum. Yani tipin düzgün olacak, yüzün güleç olacak Evet biraz da. yani. Yani senin surat gören geri 2 adım İşte o kaçıyor. şekilde iş bulunan da Olmaz. Tabii zorlaşabilir. canım ya. O böyle olması lazım. Yani Daha sevecen, daha ben candan. bunu babamın hastalık sürecinde çok yaşadım. Ya hemşire dediğin azıcık güler yüzlü olur. O sağlıkta çektiğim yorum Evet. yapmayayım diye çok dönemliydim ama şimdi burada dayanamadım. Burada yaptım. Evet. Ya azıcık yüzün güleç olur ya. Tamam işin zordur ama yani. Bu bölüm de öyle bölümlerden bir tanesi. Adam hasta, hasta, sana muhtaç, diye yaklaşılmaz ki. Hele bu çocuklar. Evet. Bence güzel bir bölüm arkadaşlar. Yani değerlendirilebilir şu sıralamada olan arkadaşlar.
Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koşulu desteği almak isterseniz açıklama e-mail adresi bırakıyorum. İletişime Bugün geçebilirsiniz. aksi günümdeyim herhalde. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.